Selam, ben Uras. Bugün çok garip bir yerdeyiz. Aslında İstanbul'dayız. Bu kez çok uzaklaşmadık ama kumlama tabancası, kumlama aletini göstereceğim. Her şeyi paramparça edip bu kez gerçekten resmen içinden geçeceğiz. Hadi başlayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Uras Bey. Merhaba. Hoş bulduk. Ya telefonda konuşmuştuk bir şeyleri parçalayalım diye. Evet. İlk şu elmayla başlayalım diyoruz. Bu elma. Ha. Bu elma çok zor. Bu şekilde olmaz. Neden? Hemen istiyorsanız uygulamasını yapalım görün. Tamam oluyordu ya. Niye olmuyor? Elmaya bir uygulama yapabilir miyiz? Uras Bey böyle olacağını zannediyor ama. Olmayacak. Ne olacak acaba çok merak ediyorum. Bilmece gibi bir durum var şu an ortada Seko. Bak şimdi bak. Alet durmuyor yerinde. Ona bir şey bulmak lazım. Abi bir mengene bulmanız lazım. Bence mengene bulun gelin yapayım. Daha yeni geldik ya. Gidip mengene alalım hadi. Olduk mengeneyi kanka. Bu arada gittiğin yerlerde hani diyorlar ki Sekom, bildiğin yemekçiler varsa hani bize de göster. Biz de gidelim. Var. Burası işte kardeşler lokantası Kemerburgaz'da. Burada Show Haber'de çalışırken buraya gelirdik. Buranın sahibi benim babaannemin memleketlisi. Yugoslavya'da. Yemekleri bizim oranın usulü. Nohutu babaannem gibi yapıyorlar vallahi. Nohut pilav ne kadar lezzetli olabilir? İşte burada o sorunun cevabı var. Baksana bak. Kanka yağından belli bunun güzel olduğu. Kemerburgaz'ın içinde trafiğe girdik. Neyse kutumuz, mengenemiz burada bak. Görüyor musun Seko? 150 milimetre bench vise. Tutturacağız. Böylece uçup gitmeyecek. Şuraya koyarız. Tamam. Şimdi mengeneyi koyduk. Ya bir şey diyeceğim, bu ne işe yarıyor abi? Bu kumlama, raspalama mı? Bu kumlama genellikle bu tür boyalar, yağ, kir, pas, maddenin ham maddesini ortaya çıkartır. Anlatacağımıza şunu da göstersek ya. Olur. Vallahi. Hem de daha güzel olur. Orada paslı bir teneke var. Pas, artık kendinden geçmiş bir teneke var. Yeniden demire dönüştürelim. Daha doğrusu dönüştürmekten ziyade özüne döndürelim. Özüne döndürelim. Bak Seko, rahatlatıcı video geliyor. Hazır mısın? Evet. Çok rahatlama ama. Şimdi korona döneminde o maskeyi takmak istemedim, abiye benden bulaşır, benden abiye bulaşır, Allah muhafaza. Açık havadayız. Rüzgar zaten bu tarafa esiyor. Buradan vuracağım. Kum oraya gidecek. Ciğerlere girmesi çok tehlikeliymiş Seko. Zaten maskemiz de var. Hani onunla alakalı. Ben yapacağım Seko. Aynı yerdir. Biraz daha böyle. Gel böyle. Tamam, çok iyisin. Harikasın. Yer mi gelirse başla. Çok iyi. Devam. Saldır biraz, salla. Evet, harika. Oldu, oldu. Sekom. Gördün mü? Şahane. Harbiden oldu ya. Bak ısınmış tabii sürtünmekten. Aslında bir şey söyleyeceğim. Bir bilgi değil de bir hatırlatma yapayım. Dünya böyle oluştu Seko. Kumlar fırtınayla oraya buraya çarpa çarpa işte... Kayalar oyuldu muyuldu. Burada hızlandırıyoruz o süreci sadece. Önce biraz uzaktan tutacağım. Yaklaşıyorum. Şimdi daha da yaklaşıyorum. Seko, inanılmaz görüntü değil mi? Evet, çok iyiydi. Mengenenin geldiği hali görüyor musun? Sıfır mengene. Anında yok oldu. Bak, sanki bıçakla kesilmiş gibi. Görüyor musun? Çekirdekler, bak şu kumlar burada kaldığı için çok acayip, çok acayip bir görüntü. Başka bir şeye geçelim ya. Bu arada inanmazsınız arkadaşlar. Şu Serkan'la birbirimize en çok gönderdiğimiz emoji. Evet. Şaka yapıyoruz zannedecekler. Gösterim ben WhatsApp'a. Harbiden göster. Şimdi bir peluş yastık. Tamam, bu da sıkıştı Sekom. Yine uzaktan başlayacağım. Sonra zaman yavaş yavaş yaklaşacağım. Ne kadar uzak olursa o kadar az güç oluyor. Yaklaştıkça da güçleniyor. Bak kum çıkıyor.
Oha! Oğlum çok güzel olmadı mı Seko? Hiç böyle bir şey yaptınız mı bunda? İlk defa başımıza geliyor böyle şey. İlk kez başlarına geliyorlarmış. İlk kez YouTuber geldi tabii. Evet. Daha büyük bir şey yapalım mı Seko? Yapalım. Yine daha büyük organik bir şey. Kamil'i koyalım. Kamil, yavaşça elini burada tutacaksın, tamam mı oğlum? Kavunu koyalım, kavunu. Ama kavunu buna nasıl sıkıştıracağız ki? O kadar büyük değildir bu. Deneyelim. Geldik 40 ağaç kavununa. Olacak herhalde ya. İyi mi? Şu anda iyi. Fena değil. Hazır mıyız? Allah. Başlıyorum. Abi kavun dayanmadı. Çok ağır geldi. Kavunun kendi ağırlığı da girdi işin içine. Mengeneyi devirdi. Seko. Her yer kavun oldu lan. Kovmasınlar bizi buradan. Çok da güzel koktu ya. Mahvolduk ya. Ama bak kabuğundan tamamen ayrıldı. Bak içeride de kumlar var, görüyor musun? Evet. Vay be. Şimdi de kağıt, rulo, havlu ama makinelere konandan. Yani çok sıkı, evde kullandıklarımızdan değil. Bu kavunu keşke en son yapsaymışız Seko. Battaniye. Herhalde tamam. Oğlum her şey bir garip oluyor. Şu an şu sertlik sana göre. Öyle mi? Tabii tabii. Elle bak. Bakayım bir. Abi tam benim aradığım sertlik. Süngerimsi kıvam. Ben mesela ezinede de bu sertlik seviyorum. Ezine değil mi? Ezine şeyi. Abi çok acayip bak Seko. Ve yani hepsini birbirine birleştiriyor, bir de garip yani. Yok bak tek tek burada böyle aslında. Görüyor musun? Fakat birleşince evcil hayvan postu gibi oldu. Gerçekten enteresan. Ve en dayanıklı da bu arada. Tabii çok kalın. Evet yani şeye kadar gelemedik. Şöyle yapsak mı bunu Seko? Şuradan. Oha bak, içi kum doldu tabii doğal olarak. Abi çok ilginç, çok ilginç. Şimdi tavuk bu duvar. Deriye nasıl bir etki yaptığını en başta bir göreceğim. Uzaktan sıkacağım, yani bir insan derisine gelse ne olur onu bir göstermek istiyorum. Ondan sonra onu bir görüp etin devamında kemiğe kadar ne yapacak onu merak ediyorum.
aslında yapılan işin ne kadar tehlikeli olabileceğini en güzel gösteren deney bu oldu. Kemikleri bile eritti bak. Görüyor musun Seko? Evet. Mesela but kemiği diye bir şey kalmadı. Zaten deri yok oldu. Şurada böyle et parçaları, etle kum karışmış. Spider-Man'de bir karakter var ya, kum adam Seko. Evet. Demek ki onun eti böyle. Üzüldüm lan hayvana. Neyse başka bir şeye geçelim. Bakalım Barbie'ye ne yapacak? Tabii bunları yapan Barbie neler yapmış? Değil mi? Ben sadece şeyi merak ediyorum. Bu kadar uzun olması dolayısıyla Barbie burada ancak şöyle yapalım. Yoksa uçar gider. Oğlum kırıldı lan Barbie takana kadar. Barbie değil zaten de bu. Bu kafa uçar gider ben sana söyleyeyim. Seko. Çok dramatik ya. Evet abi ya. Korku filmi karakteri gibi oldu. Aynen bak. Burası göçtü rüzgar alan, daha çok rüzgar alan kısım. Şurada makyaj tamamen silindi görüyor musun? Ben bunu biraz daha devam ettireyim. Ha? Kopart kafayı. Evet. Neyse ki oyuncak. Bak saçlar maçlar. Görüyor musun? Şuralar. Kanka bana benzedi. Ya söylemek gibi olmasın. Şurası normal, sadece kumun rüzgar basınçsız değdiği yerler şuralar. Çok acayip. Kırar mı eritir mi? Ne diyorsun Seko? Bence kıracak. Sizce? Eritmeyle başlar dağıtır. Dağıtır. Cam ampul. Çok da sıkmamak lazım bu, yoksa burada kırılır bu. Tamam. Çok kısa sürdü. Arkasından çıkmış lan. Seko bak. Evet abi. Bu biraz daha uzaktan yapayım. Dur diğerini alayım. Seko, ara ki bulasın. Nerede? Gitti herhalde, yok. Havaya karıştı. Bildiğimiz manada kırılmadı bu arada. Eridi resmen. Değil mi? Evet. Gelecek olan sürpriz olsun. Ananası koyduk. Önce yapraklardan başlamak istiyorum. Ondan sonra aşağı doğru ineceğim. Seko. Yani resmen kumla bütünleşiyor, görüyor musun? Evet.
Yani ananas kokuyor resmen. Çok garip. Şimdi bayağı renklenecek buralar. Şu anki deneyle bayağı renklenecek. Ben bunu yapamadım. Bence bunu abi yapsın. Çünkü gerçekten yüzüme çok geliyor. Dik ya. Bu dik olduğu için her tarafım kum oldu ve çok acıtıyor bu arada. Yani abinin maskesi var. Özel maske ve kıyafeti de ona uygun. Ben de buradan izliyorum. Abi çok teşekkürler, sağ ol. Bak fitiller ne hale geldi. Çok da güzel renkleri varmış. Eridiler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sanırım en dayanıklı buydu ya. Evet abi. Gerçekten en dayanıklı buydu. Son bir şey kaldı. Onu yapabilecek miyiz bilmiyorum açıkçası. Ya yani uçup götürebilir. Ama denemeden bilemeyiz. Geliyorum. İşte bunlar. Yani anında paramparça olacağını düşünüyorum. Ama denemeden bilemeyiz. Biraz uzaktan tutacağım. Kanka kovacaklar bizi. Bak çok acayip. Hepsi aynı görüyor musun? Bir tane de kurtulan var bak. Bir kere değdi ve zarı götürdü. Bir şey daha yapmak istiyorum en son. Artık buraları yok edelim. Uçanlara gidelim. İşte kurtulanlar bunlar. Peluş, Barbie bacağı, elma. Bulabildiklerimiz bunlar. Gerçekten ne kadar güçlü olduğunu gördük. Ne kadar zor bir iş olduğunu gördük. Ve aslında bir de kum fırtınası vardır ya. Kum fırtınası da buna benzer bir şey. Daha önce ben Fas'ta kum fırtınasına denk gelmiştim ve aynı hissiyat, o çarpma, tepince geliyor ya Seko. Aynı hissiyat kollarımda oldu. Çok zor bir iş. Allah yapanlara kolaylık versin. Umarım
Beğenmişsinizdir videoyu. Nasıl, eğlendiniz mi? Harika, elinize yemeğinize sağlık. Siz bir şeyler yaparken biz de burada keyifle sizi izledik. Eyvallah. Herkes abonem için... bu arada. Evet. Özellikle Aksa'da öflerim. Hayranıyım ben. Ürün kalmadı. Bizi deneyin artık bundan sonra. İşte aynen. Ben de böyle şeyleri deniyorum. Harikasınız. Çok teşekkürler yer verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz ilgi gösterdiğiniz için. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.